Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle muhteşem bir çorba yapacağız. Bunu biz yemek niyetine de yiyoruz. Yani çorba demek buna biraz hafif kalır. Bunun için neyimiz var? Çok da basit bir şekilde yapacağız. Bunun için neyimiz var? Buğdayımız var. Yarım kilodan biraz fazla. Ve tavuğumuz var. Tavuğumuz biraz büyük. Bunun hepsini kullanmayacağım. Haşlayacağım. Yarısını başka bir şey kullanacağım. Yarısını kullanacağım. Yani bu 2,5 kilo bir tavuk. 2-2,5 kilo arası. O yüzden yarısını kullanacağım. Şimdi buğdayımızı tencereciye koyacağız. Islatacağız. Akşamdan bir taşım kaynatacağız. Ağzını kapatacağız. Sabaha kadar hiç başka bir işlem yapmadan buğdayımız pişiyor. Ve tavuğumuzu da düdüklüde pişireceğim. Siz düdüklünüz yoksa tabii normal tencerede de pişirebilirsiniz. Etinin kemiğinden ayrılıncaya kadar pişmesi lazım ki çorbanın içine tifteceğiz biliyorsunuz. Eti büyük bir şekilde gözükmeyecek. Lime lime olması gerekiyor. O yüzden ikisini de şimdi işlemlerimizi yapacağız. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet dostlar, gördüğünüz gibi tavuğumuzu yarım saat düdükle pişirdim ben. Eğer siz normal tencerede pişirecekseniz en az 1 saat, dediğim gibi tel tel ayrılması gerekiyor ki içine tirteceğiz. Gördüğünüz gibi kemiğinden ayrıldı şu an tavuklarımız. Ben içine tavuğun biraz o kötü kokusunun gitmesi için bir adet defne yaprağı, 6-7 tane de karabiber koydum. Tabi isterseniz arzuya bağlı koyabilirsiniz. Ben genelde haşlamalarda, tavuk haşlamalarında tane karabiberi ve defne yaprağını koyuyorum. Çok fazla koymadım bu sefer. Özellikle keşkeğin tadını bozmasın diye defne yaprağını. Evet, ve dediğim gibi akşamdan ısladık. Bir taşım kaynattık ve ağzını kapattım. O kadar, kesinlikle pişirme yok. Ve gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kabardı, şişti buğdaylarımız. Ve birazdan tavuğumuzu tifteceğiz, parçalayacağız. Ve birleştirme aşamasını geçeceğiz. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşamada zaten keşkeğimiz bitmiş oluyor. O kadar kolay, pratik bir şekilde yapacağız. İnanın çok kolay. Hiç de abartıldığı kadar değil. Keşkek deyince biraz insanlar zor gibi geliyor. Ama çok basit, göreceksiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tavuklarımızı tifttim. Dediğim gibi yarısını tifttim. Bir tane karabiber kalmış. Onu buradan alalım. Ve tavuk suyumuzu da şöyle gördüğünüz gibi süzdüm. Bunu kullanacağız şimdi. Şöyle alıyoruz. Ocağımın altını açıyorum. Hemen tavuk suyumdan koymaya başlıyorum. Zaten çok fazla su kaldırmayacaktır artık. Dediğim gibi ıslatılınca yeteri kadar şişti ve de pişti. O yüzden daha fazla su kaldırmıyor. Sadece bir yarım saat kadar daha böyle beraber pişirmek yeterli olacaktır. Yani bu tavuk suyunu, tavuğun etlerini içine aldığında tavuğumuzu da hemen boca ediyoruz. Gördüğünüz gibi tencerem benim 5-6 kilo ve bu bile küçük gelecek. Daha büyük tenceremde yok, yapacak bir şey de yok artık. Şöyle gördüğünüz gibi ara sıra karıştırın, bırakıp gitmeyin, başından ayrılmayın. Çünkü dibini tutabilir. Sıvılığı size kalmış. Ne kadar tavuk suyu istiyorsanız veya ağır olur derseniz biraz normal su da ilave edebilirsiniz. Şöyle ara sıra karıştırarak kıvamı anlayabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz keşkek dövülür. Yani büyük büyük kaşıklarla güçlü kuvvetli insanlar bunu saatlerce döver. Hem pişer hem dövülür. Fakat tabii ben öyle bir şey yapamayacağım için birazdan rondoyu sokacağım biraz içine. Çok fazla değil. Sadece şu sıvı suyu yoğunlaştırmak için birkaç yerinden mikseri soktuğumda onun ezdiği
Yeter olacaktır sanırım. Duruma göre bakarız, karıştırırız. Çok böyle tane tane olmaması gerekiyor biliyorsunuz. Yoğun bir şekilde, yoğun bir çorba gibi olacak keşke. Evet, bu hala su istiyor ve sanırım ben bunu iki ayrı tencereye ayıracağım. Birazcık daha su koyayım. Daha sonra sanırım ben bunu ikiye ayıracağım. Evet, şimdilik şöyle yetsin. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra birazcık kısacağız. Ara sıra karıştıracağız. Evet dostlar, 45 dakikadır pişiyor keşkeklerimiz. Gördüğünüz gibi ben ikinci tencereye ayırdım. Dediğim gibi bayağı bir dolmuştu karıştırırken, zorluk olmasın diye. Gördüğünüz gibi bu kadar zaman yeterli oldu. 45 dakikada pişti. Tabii siz kendi çorbanızın durumuna göre su ilave edebilirsiniz. Benim tavuk suyum burada duruyordu. 2 cezve daha kullandım. Fakat şimdi size cezve su ölçüsü vermeyeyim. Şu kıvama geldiğinde, suyu ayrışmadığında, şöyle yoğun kıvamlı bir çorba olduğunda bu oldu demektir. Şimdi rondo sokacağız içine biraz. Biraz da öyle ezeceğiz. Bu suyu daha da yoğunlaşacak. Birazını da dediğim gibi buraya ayırmıştım. Ve bu ne kadar? Yarım kilo, biraz geç, 550-600 gram kadar bir buğdaydı. Bir büyük tavuğumuz vardı. Onun yarısını kullandım. Evet, bu kadar. Şimdi altlarını kapatıyorum. Rondo ile birazcık ezeceğiz. Evet, çorbamız hala sıcakken hemen ocaktan buraya aldık. Gördüğünüz gibi şöyle biraz, çok fazla değil. Gördüğünüz gibi çok az bir rondo gezdirdim içinde. Evet, şu kıvamı istiyoruz. Gördüğünüz gibi buğdaylar hala biraz diri, biraz ezilmiş halde. Tam bir dövülmüş keşkek oldu gördüğünüz gibi. Evet, şimdi diğer tenceremizi de aynı bu şekilde yapacağız ve daha sonra sunuma geçeceğiz. Evet dostlar, keşkeğimiz oldu. Gördüğünüz gibi ben üzerine birazcık sıvı yağla salça kavurdum, döktüm. Böyle sevenler de oluyor. Bizim oralarda biz çocukluğumuzda keşkek yapıldığında böyle bakraçlarla dağıtırdık. Tabii bunların küçük bir de kapağı olurdu. Şöyle gördüğünüz gibi sapı var. Bunları alır biz komşu teyzelere götürürdük ve keşkeğimiz de sakız gibi oldu gördüğünüz gibi. Evet, bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok değerli. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.